أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabi'in lehum bi ihsan ila yevmiddin. Risale-i Kutsiye 41. beyit. Haberdar ol ki ancak lafzatullah tevekkürdür veli maksud Allah. Hakikat zikre oldu o hemen rah. Hakikat zikir bila keyftir ma Allah fani da ol hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim Kıymetli kardeşlerim epeyden beri okuduğumuz beyitler Rabbimizin zatından, esmasından, sıfatından bahsetmektedir. Allah'ın zatından esmasından, sıfatından konuşmamız, dinlememiz, kalplerimizin, gönüllerimizin Rabbimize, Mevlamıza meyletmesine sebep olur inşallah. İnsan neyi konuşursa, neyi dinlerse, gönül de o tarafa meyleder. İnsan dünyadan konuşsa, zevkten konuşsa, sefadan konuşsa, gezmeden konuşsa, tozmadan konuşsa gönül de o tarafa meyleder. Ama insan şeriatten, tarikatten, kulluktan konuşsa gönül şeriate, tarikate, kulluğa meyleder. İnsan Mevla Teala Hazretlerinden konuşsa, onun zatından, esması, esmasından, sıfatından konuşsa, Gönül bu sefer Mevla Teala Hazretlerine ne yapar? Meyleder. Neden? Çünkü şöyle bir kelam vardır, büyüklerin sözü vardır. Göze yakın olan gönle de yakın olur. Göze yakın olan gönle de yakın olur. İşte kulak da aynı öyledir. Yani bir şey kulağa yakınsa da gönle yakın olmuş oluyor. Bir insan efendim nasıl ki göz gördüğüne meylediyorsa Kulak da ne yapıyor? Dinlediğine meyle diyor değerli kardeşlerim. İşte eğer bu kulak Mevla'yı dinler, Mevla'yı duyarsa, Mevla'yı işitirse Mevla'ya meyleder inşallah. Hep beraber Mevla'mıza meylederiz inşallah. Bir de bunun nesi var? Bunun tam tersi var. Yani insan neyi severse onu zikreder. İnsan sevdiği şeyi zikreder kıymetli kardeşlerim. Men ahabbe şey'en ekthera zikrahu. Men her kim ki ahabbe severse şey'en bir şeyi severse ekthera zikrahu. Onun zikrini çok yapar. Ondan çok bahseder. Yani o zaman değerli kardeşlerim bir insan eğer Mevlasını, Rabbisini seviyorsa hep mevlasını zikreder, mevlasından konuşur, mevlasından bahseder, mevlayı zikreder, Allah Allah der değerli kardeşlerim. Eğer bir insan da mevlayı zikretmiyorsa, mevladan bahsetmiyor, konuşmuyor, dinlemiyorsa, e demek ki sen Allah'ı sevmiyorsun, Allah demeyi sevmiyorsun. Efendim sevseydin, Allah demeyi sevseydin, Allah derdin. Evet değerli kardeşlerim. Bir insan bakıyorsunuz boş konuşuyor, yalan konuşuyor, gıybet konuşuyor, efendime söyleyeyim her türlü ma'la yani konuşuyor ama Mevla'yı zikretmeye gelince ondan yüz çevirebiliyor. Mevla'dan konuşmaya gelince ona yaklaşmıyor. Mevla'yı dinlemeye gelince ona yaklaşmıyor değerli kardeşlerim. Halbuki insan bu dünyaya İnsan bu dünyaya değerli kardeşlerim boş işler için, mala yani işler için gelmedi. Ya Mevla'yı bilmeye, onu bulmaya, Allah'a kulluk etmeye, Allah'a ibadet etmeye ve Allah'a vasıl olmaya geldi değerli kardeşlerim. Dünyaya gelişimizin sebebi bu. Evet, peki bir insan bir şeyi isterse ve çalışırsa ve çalışırsa mutlaka muvaffak olur değerli kardeşler. Men talebe şeyen men talebe şeyen ve cedde ve cede. Manası ne? Men talebe kim isterse, kim talep ederse şeyen bir şeyi ve cedde ve çalışırsa. Bak sadece istiyorum demek yetmez. Ben Allah'a iyi bir kul olmak istiyorum. E yetmiyor. Ben Allah'a dost olmak istiyorum. E yetmiyor. Ne istiyor? Men talebe şeyen ve cedde. Bir de ne yapacaksın? O yolda mücadele edeceksin. O yolda gayret edeceksin. O yolda çalışacaksın. Çabalayacaksın. Şart bu. Yoksa sadece ben istiyorum demekle bir şeye ne olunmuyor? Sahip olunmuyor. Şimdi bir insan dese ki ben bir villa sahibi olmak istiyorum. Güzel bir yerde bir villam olsun. O insan hiç çalışmasa, hiç çabalamasa, bu yolda hiç gayret etmese, e durduğu yerde efendim o villaya, istediği villaya sahip olur mu? İstediği eve sahip olur mu? İnsan güler değil mi buna? E işte aynı madden böyle olduğu gibi bu misalde olduğu gibi manen de işler aynı bunun gibidir. Bir insan Allah'a dost olacağım derse, Allah'a yakın bir kul olacağım derse, men talebe şeyen bir şeyi istiyorsa ve cedde ve çalışırsa, gayret ederse, onun yoluna girerse ve cede nihayette ne yapar değerli kardeşlerim nihayette o talep ettiği şeyi istediği şeyi bulur. Evet. Peki değerli kardeşlerim e, biliyorsunuz her şeyin bir yolu var. Ne oluyor? Mesela bir tohum atıyoruz. Bir tohum atıyoruz. Ondan sonra o tohumun efendim bitki vermesi nebatat vermesi için neler neler yapıyoruz değil mi tohumu atıyoruz sadece atsak tohumu öyle bıraksak hiç ilgilenmesek tohum orada çürür gider tohum da heba olur ama tohumu attıktan sonra onu suluyoruz efendimizim çabalı çapalıyoruz etrafını toprağını havalandırıyoruz yanlış efendim etrafındaki otlardan temizliyoruz bakımını yapıyoruz değil mi değerli kardeşlerim aynı bu şekilde ve ondan sonra da bir zaman geçiyor da ondan sonra yavaş yavaş ne oluyor ağır ağır ne oluyor o tohum, tohum filiz veriyor tekrar bakıma devam 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 o tohum bitki oluyor ve tekrar bakıma devam ettiğimiz zaman ondan bak o zaman meyve almaya başlıyoruz o zaman meyve almaya başlıyoruz Şöyle olsa olur mu? Tohumu attık, hemen üstünü kapattık, başında bekleyelim. Niye? Bu hemen çıkacak da meyvasını yiyeceğiz. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. İşte bu manevi taraftan da bu iş böyledir. Bir insan Allah'ı bilme bulma yoluna girdiği zaman, bir Allah dostuna intisap ettiği zaman, evet bir tohum atmış oluyor ama iş bitmiş oluyor mu? bitmemiş oluyor. Ne yapacak? Gerektiği gibi yaşayacak. Gerektiği gibi amel edecek. Gerektiği gibi kulluk edecek. Yanlışlardan uzak dolaşacak. Yanlış insanlardan uzak dolaşacak. Allah dostlarıyla beraber olmaya gayret edecek. Allah dostları gibi yaşamaya gayret edecek. Ta ki böyle devam 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 zikir, fikir, rabıta, murakabe ancak ne olur? böyle devam ede ede nihayet o insanda o insandan manevi nebatat bitmeye başlıyor. Ne oluyor? Böyle devam ettiği zaman halinden bir değişme olduğunu görüyorsunuz. Ahlakından bir değişme olduğunu görüyorsunuz. Yavaş yavaş artık yanlışları ne yapıyor? Terk ediyor. Yanlış yerlerde göremiyorsun. Yanlış işler üzerinde göremiyorsun. Yanlış söz söylerken göremiyorsun. Yanlış şey dinlerken göremiyorsun. Yanlış şey konuşurken göremiyorsun. Ağır ağır artık ne yapıyor? Mevlasına kulluk üzere. Ya secdede görüyorsun, ya rükuda görüyorsun, ya elinde Kur'an-ı Kerim görüyorsun, ya elinde tesbih görüyorsun. Devamlı böyle ibadet üzere değişiyor değerli kardeşlerim ve bu halini de ne yapıyor? Bu halini de Allah'ın diğer kullarına da yansıtıyor. Diğer kullar onunla beraber olmaktan dolayı istifade etmeye başlıyorlar. Ondan zuhur eden manevi meyvalardan istifade etmeye başlıyorlar. İşte Allah bizi böyle kullardan eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Peki ne dedik? ''Men talebe şey'en ve cedde ve cede'' Kim bir şeyi talep ederse ve çalışır gayret ederse nihayette ve cede talep ettiğini, aradığını biiznillahü teala Allah'ın izniyle yardımıyla bulur. Peki neyi talep edeceğiz? Neyi talep edeceğiz? Evet değerli kardeşlerim. ''Enel matlubu fetlubni tecidni'' Enel matlubu fetlubni tecidni. Allahu Teala Hazretleri ne buyuruyor? Enel matlubu matlub olan benim, talep olunacak olan benim, istenilecek olan benim, aranılacak olan benim. Fetlubni beni talep et tecidni. Dünyayı talep etme. Dünyanın zevklerini, sefalarını, Eğlencelerini, yemelerini, içmelerini talep etme. Yani talep etme demek insan yaşayacak ama insan yiyecek, içecek ama himmeti onlara olmayacak. Fetdubni <laughs> tecidni. Beni talep et, beni bulursun. Fe in tetlub lem tecidni. Eğer benden başkasını talep edersen Mevlayı talep etmenin dışında başka taleplerin olursa, dünyayı gönlüne koyarsan, dünyayı arzu edersen, dünyayı efendime söyleyeyim e, murad edersen, fe in sivai, benden başkasını talep edersen, lem tecidni, beni o zaman bulamazsın. Mevla'yı bulmak için, Mevla'ya dost olmak için, Mevla'ya vasıl olmak için, her şeyden vazgeçmek lazım. Sade Mevla'ya yönelmek lazım kardeşler. Fe in tetlub sivai lem tecidni. Ener Rahmanu fetlubni tecidni. Ya Rahman Teala Hazretleri benim. Seni acıyan benim. Seni acıyan benim. Sana merhamet eden benim. Sana rahmet eden benim. Seni yokluk aleminden bu dünyaya çıkaran benim. Sana sayamayacağın kadar nimetleri ihsan eden, ikram eden benim diyor Allah Celle Celaluhu. ''Ener Rahmanu Fetlubni Tecidni'' Sana rızık veren benim, hastalandığın zaman sana şifayı veren benim, yolunu şaşırdığın zaman yolunu sana bulduran benim, sana tüm bu iyilikleri yapan benim. ''Ener Rahmanu Fetlubni Tecidni'' Sadece bu dünya hayatında sana bu merhameti yaptığım gibi sadece dünyada sana rahmet etmekle de kalmadım. Ebedi hayatta, ebedi hayatta da sana neler hazırladım, neler hazırladım. Yeter ki sen iyi bir kul ol. Eadettü li ibadiyessalihine ma la aynun raet ve la üzünün semiat ve la hatara ala kalbi beşer. Adet türlü ibadiyye salihin. Ben Allah Celle Celaluhu hadisi kutsi de buyuruyor ki ben salih kullarım için hazırladım. Ma ol bir nimetleri ki la aynun ra'et. Hiçbir göz onu görmemiştir. Gördünüz mü? Hiçbir gözün görmediği nimetler hazırladım. Vela üzünün semiat göz görmediği gibi hiçbir kulak da işitmemiş. Hiçbir yerden duymadığınız nimetleri hazırladım. Görmediğin, işitmediğin gibi vela hatara ala kalbi beşer. Bir beşerin aklından, hayalinden dahi geçiremeyeceği nimetleri ben hazırladım sana diyor. Yeter ki sen salih bir kul ol. Ya ener rahmanu fetlubni tecidni. Rahman Teala Hazretleri benim. Beni talebet. et, beni bulursun. Evet kardeşlerim. Mevla Teala Hazretleri Mevla'dan başka tüm talepleri gönlümüzden silmeye bizleri muvaffak eylesin. Bil külli tamamıyla Rabbimizin cemaline yönelmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Ve bu manevi yolda hepimize devam, sebat istikametler nasip eylesin. Pekala, beyitlerimize gelelim inşallah. Haberdar ol ki ancak lafzatullah. Evet. Haberdar ol ki ancak lafzatullah. Bunu açıklamaya gerek yok zaten manası olduğu gibidir. Haberdar ol ki ancak lafzatullah. Ancak lafzatullah nedir? Lafzatullah yani Allah, Allah. Lafzı celali nedir? Tevekkürdür. Veli maksud hüvallah. Bu lafzatullah, Allah Allah lafzeyi celali neymiş? Tezekkür. Yani hatırlamaya çalışmak. Tedekkür o demek. Tedekkür zikrin kendisi değildir değerli kardeşlerim. Tedekkür zikre sebep olan bir alettir. Yani ne yaparsın? İsmi zikredersin, o isimden müsemmaya geçersin. Allah Allah demek ki nedir? Tezekkürdür. Hatırlamaya çalışmak, yoludur. Efendime söyleyeyim. Veli velakin demektir. Velakin evet Maksud. Allah Allah demekten maksut maksat nedir? Niye onu diyoruz? Hüvallah. Hüvallah. Demek ki kastedilen kast edilen Allah Allah derken esas kastedilen nedir? Mevla Teala Hazretlerinin Zat-ı Paki Subhaniyesidir. Evet. Demek ki lakin iş denilen, kast edilen o Allah'tır değerli kardeşlerim. Allah Allah deyince kimi istemiş oluyoruz? O ismin sahibi olan Zat-ı Paki Subhaniye'yi istemiş oluyoruz. Hakikat zikre oldu o hemen rah. Rah farsça bir kelimedir. Yol demek yol. Yani o Allah kelimesini zikretmek zikrin hakikatine ulaşmaya yol oldu. Mevla'nın hakikatine ulaşmak için ne lazımdır? Yol lazım, yol. Peki Mevla'nın hakikatine ulaştıran yol nedir değerli kardeşlerim? O Allah kelimesini zikretmek o bir yoldur ki ne yapıyor? Allah, 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 Allah dedikçe seni zikrin hakikatine ulaştıran yoldur ki o zikrin hakikati de nedir? Mevkür olandır. Mevla'nın zat-ı pakî subhaniyesidir. Allah ile insan arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak vasıta nedir değerli kardeşlerim? Ancak zikirdir. Mevla ile kul arasında hiçbir irtibat yoktur. Sadece kul Mevlasını zikredince o zikirle beraber Mevla'nın zatına kuldan bir yol açılmış oluyor. O yoldan devam 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 ne oluyor? Mevlaya ulaşmış olur inşallah. Hakikat zikir bila keyftir ma Allah. Bila keyf ne demek? Şekilsiz. Ma Allah Allah ile beraber demek. Yani zikrin hakikati, zikrin hakikati şekilsiz olarak Allah ile beraber olmaktır. Bu Allah ile kul arasında bir haldir ki bu zikre erişmiş olan insan bu hali ancak bilebilir. Bu mertebede olan insanlar o hali bilebilir. O hale gelir ama o hali anlatacak, izah edecek bir kelime de bulamaz değerli kardeşlerim. Bu izah edilebilir bir şey değil. Bu hal ancak yaşanabilecek olan bir şeydir. Fani da ol hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Fena, lugatta yok olma manasına geliyor. Geçip gitme manalarına da geliyor. Tasavvufta ise kendi varlığından geçmek manasına geliyor. Fenadan kastedilen mana, kişinin kötü sıfatlardan arınması. Kötü sıfatlar var kişide, o kötü sıfatlardan arınması. Bir kimsede kötü sıfatlar fani yani yok olursa, ne olur bu sefer onda güzel hasletler, güzel haller belirmeye başlar. İşte değerli kardeşlerim, bu işi yapan müessesenin adı nedir? Tarikat-ı Aliye'dir. Bu yolu bize gösteren, öğreten zatın adı nedir? Efendim, e, Şeyh Efendidir. Allah dostudur. Bunlar vasıtasıyla bu iş böyle biliniyor bulunuyor. Evet, zikrolunan Allah'da fani ol hakka gidelim demek ki. Zikrolunan Mevla'da fanilik ne demek? Kulun zat ve sıfatının kulun bir zatı var, kulun bir sıfatı var. Kulun zatının ve sıfatının Allah'ın zat ve sıfatında fani olmasıyla ancak mümkün olabilir. Kul bu fenada dünya ile alakasını kati olarak kesip tamamıyla ne yapar? Allah'a teveccüh eder, Allah'a yönelmiş olur. Ne yapıyor? Tamamen dünyadan kesiliyor, Mevla'ya tamamen yöneliyor. Evet, bunun için de ne yapmak lazım? Doğru yolu tutturmak lazım. İnsan ters yoldan giderse arzu ettiği hedefe varması mümkün değildir. Büyüklerden bir zat bir seyhatinde yolda giderken bir Arabi ile karşılaştı. Ona nereye gittiğini sordu. Arabi Kabe'ye gidiyorum dedi. O büyük zat da ona şu beyti okudu değerli kardeşlerim. Tersem neresi be Kabe ey Arabi? İn rah, in rah ki tu birevi be Türkistan est. Ne demek? Ey Arabi korkarım ki Kabe'ye ulaşamayacaksın. Zira tutmuş olduğun yol nereye gidiyor? Türkistan'a gidiyor. Kabe'ye gidiyorum diye tam ters yola gidiyorsun diyor. Bu kafayla ne yapamazsın sen? Kabe'ye varamazsın. İşte kıymetli kardeşlerim şeriatsiz yap, şera, şeriatsizlik yapmak, şeriatsizlik yapmak, Kur'an'dan ayrılmak, sünnet-i Resulullah'tan ayrılmak aynen bunun gibidir. Şeriatsizlik yaparak Kur'an'a tabi olmadan Allah'a kavuşurum derse bir insan aynı bu beyitte beyan edilen adam gibi olur. Yani Kabe'ye gidiyorum zannıyla Türkistan'a giden adama benzer değerli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri bize bu yolu öğrettiği gibi, bu yola bizi koyduğu gibi hepimize devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Tamamına ermeyi cümlemize nasip eylesin. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.